Vazelin, ecza depolarının o kadar alışılmış bir parçası ki, bunu birinin icat etmek ya da patentini almak zorunda kaldığını düşünmek bile güç. Ama saf vazelin demek olan petrol jölesini keşfetmesi üzerine Robert Chisbrook 1872'de tam da bunu yapmıştı. Robert Chisbrook 19. yüzyılda ispermeçet balinası yağından elde ettiği ürünlerden hayatını kazanan bir kimyagerdi. 1859'da Pensilvanya'da bir petrol grevi olduğunu öğrendi ve petrol ürünleri üretmek fikriyle bu yeni yağ kaynağını araştırmak üzere yola çıktı. Petrol sahalarını gezerken petrol mumu denilen matkapları tıkadığı için sondajların başına bela olan jöle kıvamında bir maddeden bahsedildiğini duydu. Petrolcüler bunu matkaplardan sıyırarak çöpe atıyorlardı. Ayrıca petrol mumunun mucizevi tedavi özellikleri olduğuna dair söylentiler de kulağına gelmişti. Sondajcıların yanık ve yaralanmalarında bu maddeyi sürdüklerinde yaranın daha çabuk iyileştiği iddialar arasındaydı. Chisbrook, Brooklyn'e dönerken bu siyah vıcık vıcık maddeyi yanında götürdü ve kimya becerisini kullanarak bunun saf haliyle renksiz ve kokusuz petrol mumu olduğunu keşfetti. Bu jöleyi kendisini kasıtlı olarak yaralayarak ve cildini yakarak ardından bu jöleyi yaranın üzerine sürerek denedi. Gerçekten de mucizevi bir biçimde yaraların iyileştiğini gördü. Chisbrook, petrolcülerden öğrendiği ve geliştirdiği bu ürünü hidrokarbon yağları tedavi yöntemi patentini aldı ve son ürüne ticari isim olarak vazelin adını taktı. Bu sözcüğü Almanca'da su anlamına gelen vazır ve Yunanca'da yağ anlamına gelen elon'u birleştirerek oluşturdu. Ardından kendi imkanlarıyla New York çevresini dolaşarak vazelinin nasıl tedavi ettiğini cildini yakıp yaralayarak kendi üzerinde gösterdi. Ve sulu petrolü arabasının arkasına sattı. Vazelinin uluslararası başarı yakalaması ve Chisbrook'un zengin olması çok uzun sürmedi. Chisbrook'un patent belgesinde vazelinin saç merheminden tutun da deri eşyalarının bakımına varıncaya kadar sayısız amaçla kullanılabileceği yazılıydı. Nitekim o gün bugündür makine yağlarından mobilya lekelerini çıkartmaya kadar pek çok alanda kullanıldı. Yaraları büyülü bir güçle değil, enfeksiyonu kapatmak yoluyla tedavi ettiği anlaşılmış olsa bile bugün de her derde deva bir ürün olarak kullanılmaya devam ediyor.